Abla güzelleşiyor mu? Evet, saçı böyleyken mi yapılıyor? Bak dümdüz oluyor, gördün mü? Saçı böyleyken mi dümdüz evet. oluyor? Evet. Bak. Yarın doğum günü. Ben çekeyim mi? Suratını. Bay bay. Seni görüyor arkadaşlar. Altta kanadımlar da var. Evet. Kanadımlar var, hepsi var. Boncuk boncuk. Hala devam ediyor saçı. Dimdik dur. Hazır ol da dur. Dik dur Pelin. O da mı kesmedi? Umut. Yavaşlayayım ama yavaşlayamıyorum. On yaşına girince buraya alsın beni. Seni çok piyasada alıyorum. Ama şimdi artık her yerde saç var. Doğru söylüyor. Ben saçlar, Feri. Bak bak. Çok harika oldu.
Pek güzel oldu. Makine keseydi bu kadar uzun sürmezdi ama makine kesip kazabına uğradım. Oo, süper. Yeşil bluzda da pek güzel gözüktü arkadan. Havanı yesinler. Evet arkadaşlar, kuaförden çıktım. Uzun bir aradan sonra benim için değişim oldu. Uzun zamandır saçımı kestirmiyordum. Aslında fön için çıktım evden ama fönden sonra baktık çok kırık var saçımda, birazcık kestirelim dedik. Bir de kaş ve bakımı. Son kesim hali de bu şekilde. Kısalığı daha doğrusu diyemedim. Biraz ileride çek istersen, kalabalık. Tamam, birazdan açarım. Bizim için de akşam yürüyüşü oldu annemle birlikte. Bu arada Umut da yanımda. Göstereyim mi seni? Evet, Umut da arabada. Değil mi? Evet, sesle. Bağırıyorum zaten. Bu arada ezan okunuyor. O yüzden sesim de az geliyor olabilir. Fazla da bağırmak istemiyorum dışarıdayız diye. Evet, yarın Umut'un doğum günü. Umut'un doğum gününü kutlayacağız. Küçük bir pasta siparişi verdik. Bugünden hazırlanalım dedik bu şekilde. O yüzden kuaföre çıktık. Bakalım. Belki eve gidince yine açarım. Birazdan şoka gideceğiz. Şoktan da birkaç ihtiyacımız alacağız. Daha sonra tekrar açarım kamerayı. Görüşürüz.